Adım Ayza Nazar, soyadım Adalı. Bu mesleğe kaç yaşında başladım? Neredeyse 10 yıldan beri bu mesleğin içindeyim diyebilirim. 5 yaşında fark edilmeye başladım ailem tarafından. Topla çok oynadığım için. Çoğunlukla hep erkeklerle oynardım her yerde. Burada annemin çok desteği oldu bana. Hep elimden tuttu. Hep ne gerekiyorsa onu yapmamı istedi. Ondan sonra ben hocalarımla tanıştım ilkokulda, Nimet'te okuduğum sırada. Orada da fark edildim. Ondan sonra ablalarla oynamaya başladım. Benim için Ereğli'ye geldik. Çünkü ben futbolcu olmak istiyordum. Hep bu meslek yoluyla diğer şeyleri başarmak istiyordum. Bir kızım yani böyle bir şeyleri yapabileceğini herkese inandırmak istiyordum. Özellikle bana hep yapamazsın işte kadın futbolundan bir şey olmaz. Hani ne kazanabilirsin, nelere başarabilirsin diye hep beni eziklemişlerdi gittiğim her okulda ya da her yerde. Ama bunları gösterdiğime inanıyorum. İlla bir şeyler başarıyorum, illa beni örnek alan küçük, yani benim alt yaşıtlarım illa vardır. Ve benim de örnek aldığım insanlar var şu hayatta. Karakter olarak hem futbol anlayışı hem yani her şey olarak bana çok iyi geliyor. Yani beni yansıttığını düşünüyorum. Şu an milli takım seçmelerine gidiyorum ve inşallah onu da başaracağımı inanıyorum. Türkiye üçüncülüğüm var liseler arası. Ondan sonra ortaokulda Türkiye üçüncülüğümüz, ikinciliğimiz hep böyle devam ediyor. Üçüncülük, ikincilik diye. Benden sonraki 6 yaşıtlarıma bu önerim çoğunlukla. Asla pes etmeyin. Çünkü pes ettiğiniz zaman hiçbir şey olmuyor. Yani asıl pes etmezseniz her şey, o zorluk evet olacak. Çünkü o bir engel. O seni sınamak için her şey. Yani biz olmasak her şey çok zor. En zor zamanımızda hep kendimizle, kendi hemcinslerimizle olabiliriz. Kimseye derdimizi açıklamadığımızda kendimizi açıklayabiliriz ve bizim ellerimizden tutacak insanlar da kendimiziz ve ailemiz. Ailelerin en çok burada destek etmeleri düşüyor. Çünkü bazı aileleri evet görüyorum, gerçekten çok üzüldüğüm insanlar oluyor. Aileleri yüzünden bu sporlarla uğraşamayan insanlar. Sadece desteklemeniz ve onların gerçekten yapabileceğine inanmanızı istiyorum. Çünkü ellerinden ne geliyorsa ve sizi gururlandırmak için, başınızı eğmemek için her şeyi yapabileceğine ve her şeyi göze alabileceğine eminim. Bu ben de dahil. Benim de bir annem var. Bana güvenen, beni destekleyen bir annem var. Annem olmasaydı gerçekten çok zor bir hayatım olurdu. Kimse benim elimden tutmazdı. Annem bana güvendi. Ve pes etmek istediğim zaman da beni kaldıran kişi annemdi. Size kızlarınıza destek olun lütfen. Hele bu Türkiye'nin şu zamandaki devri çok kötü bir devir biliyorum. Ama kızlarınıza güvenin. Yurt dışında Paris'te oynamak istiyorum. Ve milli takımında oynamak istiyorum gerçekten de. Ve bunu başaracağımı da biliyorum. Yurt dışında elbette çıkacağım. Ve hayallerimi sonuna kadar gerçekleştireceğim. Aileme çok iyi bir evlat olacağım.